Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Bugün malzemelerden anlaşıldığı gibi arkadaşlar kek yapacağım. Limonlu kek yapacağım. Bir de limonlu keki benim tarifimle yapın. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Çok güzel bir tarifle geldim öncelikle sizlere. Videoya başlar başlamaz şöyle kalıbınızı güzelce yağlayın arkadaşlar. Kesinlikle sıvı yağ kullanmayın. Tereyağı veya margarin kullanın ama her tarafını yağlayın. Bunun için 1 bardak toz şeker, 3 adet yumurta, 1 tane limon, burada 2,5 bardak şöyle klasik su bardağı un, kabartma tozu ve şekerli vanilya, 1 bardak sıvı yağım var, sütüm var, şöyle 1 limon suyum var. Bunu iç harcı için kullanacağım. Burada 1 limon suyum daha var arkadaşlar. Bunu da üzeri için kullanacağım. Sos yapacağım. Şimdi yumurtayı da alalım ve güzelce çırpalım. Güzelce karıştırdım şeker ve yumurtayı. Bakın çok güzel kabardı. Fırının sesi de geliyor. Fırında çalışır vaziyette. Hemen diğer malzemelerimizi alalım. Sıvı yağını alalım. Oda ısısında beklettiğim sütü alalım. Hemen bunun da üzerine limon, 1 limon, onu da alalım. Şöyle unumuzu alalım arkadaşlar. Hemen burada 2,5 su bardağı unum vardı arkadaşlar. Unumu aldım. Kabartma tuzunu, şekerli vanilya. Bunları kattıktan sonra arkadaşlar hani toz şekeri ve ben 2 paket kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Bir dün keklerime 2 paket kullanıyorum. Bildiğiniz üzere. Ve 1 limonun rendesini kullanacağım. İç malzemesi için. Hemen burada size bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Bunu yüksek derecede çırpmayın. Hafif derecede çırpın ki yumurtanın böyle şeyi inmesin. Kekiniz daha kabarsın. Böyle daha puf puf olsun. Onun için çok fazla bence karıştırmayın ya da çırpmayın arkadaşlar. Hemen limonu da rendeleyelim üzerine. Limonu da güzelce üzerine rendeledikten sonra 1-2 saniye daha karıştıralım arkadaşlar. Yüksek derecede değil yalnız. Güzelce çırptım. Bakın arkadaşlar. Böyle pürüzsüz çok şahane bir hamur elde ettik. Bunu sizler de yapabilirsiniz rahatlıkla. Her yerine eşit gelecek derecede içinde limon kabukları, limonun suyu, güzelce hepsini alalım arkadaşlar. Kekimi hamurumu aldım. Şöyle 2-3 defa şöyle masaya vuralım. Baloncukları falan çıksın. Ve şimdi fırına gitmeye hazır. Kekim fırında pişerken üst malzemesine kremasını hazırlayalım. 1 limonun suyu var demiştim. Ve pudra şekerine ihtiyacım var demiştim. Şöyle dolu dolu. Önce 2 kaşık. Güzelce karıştıralım.
arkadaşlar pürüzsüz olmalı. Ve sanırım az geldi bu. Hemen içerisine biraz daha alalım. Evet arkadaşlar, üzerine biraz daha alalım. Çok sıvı, biraz böyle jöle, çok güzel bir kıvam elde etmeliyiz. Ben pudra şekerini böyle paket değil de kilo hesabı alıyorum. Akışkan olması gerekiyor arkadaşlar. Güzelce çırpalım bence. Bakın arkadaşlar, hani fırın yok, ocak yok. Ne kadar güzel olduğunu görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Limon, pudra şekerinin birleşmesinde yer alan malzemelerimiz bunlardı. Evet, keki bekliyor arkadaşlar şu anda. Mutfağa o kadar güzel bir koku sardı ki anlatamam size. Kekimi fırından aldım. Şimdi biraz dinlendirelim ve ondan sonra kalıbı şöyle bir tabak veya tepsi, ne kullanıyorsanız ters çevirelim. Bakın ne kadar kolay çıktı yağladığımız için. Hiçbir tarafı yapışmadı arkadaşlar, görebiliyorsunuz. Bu aşamada sos yapmıştık. Sosu güzelce böyle dökelim. Her tarafına böyle dökelim arkadaşlar. Böyle aksın her tarafından. Harika olmadı mı? Sosu çok bulmuşken. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videom buraya kadar. Lütfen beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle kabaran, böyle mükemmel bir kek canınızı istediği için zaman mutlaka izleyin. Evet arkadaşlar, mükemmel oldu gerçekten. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.